Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. LGS sınavı stratejim nasıl olmalı videosuyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Bu videomuzda sayısal bölümde hangi dersten başlamalıyım, sözel bölümde hangi dersten başlamalıyım, her bir derse ne kadar süre ayırmalıyım, 2019 derslerin net ortalamaları ve standart sapmaları ne, MEB'in 2019 sınav Analiz raporundan bilgilerle yine birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sınav stratejilerinizle ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar 2019 MEB'in yayınladığı sınav e, analizine göre 2019'da Türkçeden 20 soruda ortalama net 11.75, standart sapması 5.15. Bakın Türkçenin standart sapması çok fazla. İnkılap tarihinden ortalama 6.88, standart sapması 2.82. Din kültüründen 6,83, standart sapması 2,42. Yabancı dilden ortalama 4,65 10 soruda standart sapması 3,21. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar Yabancı dilde hem net ortalaması az hem standart sapması fazla o halde yabancı dile biraz daha dikkat etmeliyiz. En fazla sözel bölümde dikkat edeceğimiz çarpanı 4 olduğu için Türkçe arkadaşlar. Biraz sonra Türkçe sözel bölüm ve Türkçe stratejimiz üzerinde duracağım. Sayısal bölüme geldiğimizde arkadaşlar matematik ortalaması 5,09, fen ortalaması 9,97. Standart sapmalarına baktığımız zaman F'nin standart sapması daha fazla. F'nde standart sapma fazla olduğu için arkadaşlar doğru yanlışlarımıza daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen öncelikle sayısal stratejimizle devam edelim. Sayısal bölümde arkadaşlar matematik ve F'nin çarpanı her ikisinin de 4. Ayırmanız gereken süre arkadaşlar 20-25 dakika fene, 55-60 dakika matematiğe ayırmalısınız. Soru sayısı toplam 20-20-40, 11.30'da başlıyor ve 80 dakika sürüyor. Arkadaşlar size naçizane tavsiye, matematik soruları çok vakit aldığı için öncelikle fen sorularından başlamanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar fenden başladık, daha sonra feni hızlı bir şekilde 20 dakika en fazla 25 dakikada bitirme hedefimiz olmalı. Arkadaşlar 20 25 dakikada eğer fen'i bitirebiliyorsak fen sorularından sonra yaklaşık 55 60 dakika süremiz kalıyor. Bu süreyi çok iyi kullanarak matematikten çok güzel bir netice almamız mümkün. Sınavda arkadaşlar turlama tekniğini kullanmalısınız. Turlama tekniğini arkadaşlar 3 tura ayırıyoruz. İlk turda baktığımız sorulardan hemen yapabileceğimiz sorular, ikinci turda biraz uğraşsam yapabilirim soruları, üçüncü turda ise çok zamanımı alır dediğimiz soruları yapmalıyız. Arkadaşlar buraya kendinize göre işaretler koymalısınız. Hemen yapabileceğiniz soruları hemen ilk turda yapın, bitirin matematikte. Sonra ikinci turda ise biraz uğraşsam yapabiline soruları kendinize göre işaretiniz olsun. O soruları en sonda zaman alır dediğiniz soruları yapın. Arkadaşlar çok zaman alır sorularla boğuşursanız vaktiniz kalmıyor ve hemen yapabileceğiniz biraz uğraşıp da yapabileceğiniz sorulara zaman ayıramaya biliyorsunuz. Bu nedenle arkadaşlar öncelikle feni yapıyoruz. Fene 20-25 dakikada feni bitirme hedefimiz oluyor. Daha sonra matematiğe, matematikte de 3 tura ayırıyoruz. 1. turda 1. turda hemen yapabileceğimiz sorular, 2. turda biraz uğraşsam yapabilirim soruları, 3. turda ise zaman alıp soruları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim size nacizane tavsiyem bu. Denemelerde de bu tavsiyemi deneyin ve sonucuna bakın arkadaşlar. Fenden başlayıp 20-25 dakikada feni bitirmeniz gerekiyor fakat bu stratejide başarıya ulaşmanız için. Hemen sözel bölüm stratejisine geçelim. Arkadaşlar sözel bölümde Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil dersleri Türkçenin çarpanı 4. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bir Türkçe 4 tane inkılap tarihi, 4 tane din kültürü, 4 tane yabancı dil sorularına denk geldiği için dikkat etmemiz gerekiyor. Toplam Türkçeden 20 soru, diğerlerinden 10'ar soru ve 50 soru 9.30'da başlıyor 75 dakika. Arkadaşlar sözel bölümde öncelikle çarpanı 4 olduğu için nereden başlıyoruz? Türkçeden başlıyoruz. Çünkü çarpanı 4. Yapabileceğimiz soruları yapıyoruz. Yapamadığımıza işaret koyup sonra en iyi olduğunuz derse geçiyorsunuz. Arkadaşlar moralinizin düzelmesi için Türkçeden sonra inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dilde en iyi olduğunuz dersler devam edin. Daha sonra arkadaşlar diğer derslere geçmeden Türkçeden yapacağınız soruları yapınız. Yani boş bıraktığınız soruları yapınız. Kalan iki dersi de yaptıktan sonra yapamadığınız, o kalan yapamadığınız sorulara dönünüz. Sözel bölümde sıra probleminizin olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar iki yıl DGS sınavlarında hiç sözel bölümden sıra problemi alan öğrenci görmedik. Fakat bu stratejiye uygularsanız, Türkçeden başlayıp ve çarpanın 4 olduğu için Türkçeden başlayıp bir an önce en iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Türkçeden sonra en iyi olduğunuz derse yapmalısınız. Arkadaşlar biraz önce 2019 sınav analizinde yabancı dilden standart sapma ve net ortalaması az olduğu için yabancı dilin size kazandıracağı e, puan daha fazla olacaktır. Yabancı dile şu andan itibaren daha iyi çalışmalı ya ve yabancı dili çözerken daha dikkatli olmanızı size öneriyorum. Arkadaşlar sınav stratejimiz bu kadar. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese sınavında başarılar arkadaşlar.